Merhaba hoş geldiniz. 14 Ağustos'ta Redmi Note 10 S Türkiye'de satışa çıktı. Cihaz kendi başına 3800 TL ama şu an kampanya var. İki tane kampanya var hepsi burada da. Bunlardan birisi Xiaomi True Wireless Earphones 2 Basic hediyesi var. Bir diğeri de 2500 TL üzeri telefonlarda 150 TL indirim olduğu için kulaklık hediyesi birlikte 3661 TL'ye bu ürün geliyor. Diğer tarafta bunun rakibi Redmi Note 10 Pro. Hiçbir hediyesi yok. Hiçbir indirim yok. 3700 TL'ye çeşitli internet sitelerinde bulunabiliyor. Bu videoda Redmi Note 10 S bu hediyesiyle ve bu fiyatıyla alınır mı? Redmi Note 10 Pro karşısında durumu nasıl? Bunları konuşacağız. Ama videoya baş başlamadan önce beni desteklemek için kanalıma abone olabilir. Bu videoyu beğenebilir ve paylaşabilirsiniz. Videolarımı izleyenlerin %90 civarı kanalıma abone olmuyor. Abone olursanız çok mutlu olurum. Şimdi sorunun cevabına direkt gelirsek. Ben burada Redmi Note 10 Pro'nun kesinlikle çok daha üstün, çok daha alınabilir bir cihaz olduğunu düşünüyorum. Neden? Birincisi Mi True Wireless Earphones 2 Base'i ben de kullanırım. Ve bence kötü bir kulaklık. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu fiyatlarının 200-250 TL civarında için bazı modeller var. Genel yorum bu kulaklıktan çok daha iyi kulaklıklar olduğu yönünde. Bu yüzden bana göre Mi True Wireless Earphones 2 Base bir anlam ifade etmiyor. Bunun dışında cihazları direkt kıyaslamak gerek Ise. Redmi Note 10 Pro aslında Redmi Note 10 Pro Max. Redmi Note 10 ise Redmi Note 10 Pro olarak Asya ülkelerine satılıyor. Global açıklığında e isimlendirilmeleri değişti. Pro olan 10S oldu. Pro Max olan da Pro oldu. Zaten sadece isimlendirmeden bile Redmi Note 10 Pro'nun daha üstün bir cihaz olduğunu görebiliyoruz ama burada ekran olarak da kamera olarak da Redmi Note 10 Pro daha üstün bir cihaz. Bu yüzden başta dediğim gibi ben burada kesinlikle Redmi Note 10 Pro'yu tercih etmenizi tavsiye ederim. Ben bugüne kadar asla bir telefonun yanında hediye veriliyor diye o telefonu tercih etmedim. Çünkü burada ana aldığımız ürün telefon ve bunu ne kadar iyi alırsak o kadar iyi olur. Yanındaki aksesuarlar bir şekilde dizilir. Nasıl bir kulak kalır. Bir kulakla kanılıp da burada Redmi Note 10 tercih edilmesinin kesinlikle yanlış olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir genel yorumdan ve Redmi Note 10 Pro'nun daha iyi bir cihaz olduğunu ifade ettikten sonra bu iki cihazı kıyaslamaya başlayalım. Redmi Note 10 Pro 6.67 inçlik AMOLED 120 Hz 29 ekran formatına sahip 240 Hz ekran dokunmatik yanıtına sahip Gorilla Glass 5 ile korunan %85.29 ekran kasoruna sahip bir cihaz. Bu ekran Xiaomi'nin verilerine göre High Brightness modda 700 nit'e kadar, HDR içeriklerde 1200 nit'e kadar çıkıyor. Diğer tarafta Redmi Note 10 S'te 6.43 inçlik AMOLED ekran var. Bu ekranın ekran tazelemesi evet yanlış duymuyorsunuz şu an bu dediğimi 60 Hz. Bu cihazın ekran oranı 20'ye 9. Ekran dokunmatik yanıt hakkında bir bilgi bulamadım. High brightness modda yine Redmi Note 10 Pro'da olduğu gibi 700 nit'e kadar çıkabiliyor. HDR içeriklerde de 1100 nit'e kadar Xiaomi verilerine göre çıkabildiği ifade ediliyor. Bu ekran Corning Gorilla Glass 3 ile korunuyor. %83.17 ekran kasa oranı var. Şimdi Redmi Note 10 S'in fiyatına bakıyoruz. 3800 TL. Hadi kulaklık hediyesiyle 3600 TL. Hadi kulaklığın fiyatını da çıkar diyelim. Hani kulaklık hediye verler. 3400 TL gelen bir cihaz. E, biraz daha yukarı çıkıyorsunuz. Kaldı ki bu kulaklık hediyesi ve hepsi bu arada indirme indirime geçici. Herkes bundan yararlanamayacak. Normalde bu cihazın fiyatı 3800 TL. 3800 TL baktığınızda bir defa Redmi Note 10 Pro zaten var dedik. E diğer tarafta Mi 11 Lite var. 10 bit ekran. Gerçek 10 bit olmasa 8 bit artı 2 bit FRC olsa da 10 bit. Renkleri gayet başarılı bir ekran var. E A52 var. Super AMOLED 90 Hz Samsung ekranı var. biraz aşağı iniyoruz. Poco X3 Pro var. Tamam IPS ama e 120 Hz. Redmi Note 10 sin ekranı bu fiyat bandında kesinlikle rakipsiz değil. Bence Redmi Note 10 S'nin fiyatlandırmasıyla birlikte düşünüldüğünde bu fiyat bandındaki açık ara en zayıf noktalarından birisi ekran. Bu ekran kötü demiyorum. Ama çok fazla rakibi var ve aynı fiyata. Hatta daha ucuz Redmi Note 10 Pro var. Bu yüzden ben bu konuda Redmi Note 10 S'in kesinlikle başarısız olduğunu söyleyebilirim. Pil kısmına geldiğimizde bu iki cihazın pilleri birebir aynı. 5020 mAh'lik pil var Redmi Note 10 Pro'da, 5000 mAh'lik pil var Redmi Note 10 S'te. İki cihazın da kutusundan 33 W'lık hızlı şarj çıkıyor. bir de artık bu birçok cihazda standartlaştı. Yakında da muhtemelen 67 W standartlaşacak gibi görüyor. Çünkü yeni cihazlarda hep 67 W adaptörler kutudan çıkıyor. Ama bu iki cihazda 33 W var ve ben bunun gayet iyi bir değer olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Hatta burada Redmi Note 10'un bir avantajı var. Evet Redmi Note 10 60 biliyorsunuz ama 120 Hz gördükten sonra bir daha ben 60 Hz kullanacağınızı kesinlikle düşünmüyorum. Diğer tarafta 60 Hz'lik bir ekran var Redmi Note 10'da. Ekran bu değerde kullanıldığında pil tüketimine hatır sayıları bir katkısı olacaktır. Kamera kısmına geldiğimizde Redmi Note 10 Pro'da 108 megapiksellik bir sensör varken diğer tarafta 64 megapiksellik bir sensör var. Hep dediğim gibi megapikseller önemli değil. Burada sensör boyutu daha önemli. Redmi Note 10 Pro 1 bölü 1.52 inçlik bir sensör sahipken diğer tarafta 1 bölü 1.97 inçlik bir sensör var. Burada yazılımlar aynı. Kamera sensörü olarak Redmi Note 10 Pro'nun sensörü daha büyük. Note 10 Pro'nun daha iyi bir kamera performansına sahip olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. F1.9 diyafram açıklığı var. Note 10 Pro'da F1.79 diyafram açıklığı var Redmi Note 10 Bu iki cihazda 4K 30 FPS ve altındaki bütün çözünürlüklerde video FPS'lerinde çekim yapabiliyor. Bu konuda bir eksiklikleri yok. Ana kameraları yorumlamak gerekirse bu fiyat bandında kamerası çok iyi birçok cihaz var. Burada A52 var. OIS ile birlikte fotoğraf performansları gece olsun gündüz olsun inanılmaz seviyede. Redmi Note 10 Pro var. Sensör sensörle birlikte çok başarılı bir yerde. E, Mi 11 Lite var. O da Ace olarak çok başarılı bir cihaz. Tamam aynı burada Redmi Note de kullanmışsın ama en kötü senaryo Mi 11 Lite ile Redmi Note 10 kameraları aynı desen evi bir ekranda daha üstün Mi 11 Lite. Bir bakıyorsun tasarımda daha üstün. E 1000 mAh daha düşük bir pil var ama e sen o pilli doldurursun ama o incelik hafiflik o taşınabilirliği elde edemezsin Redmi Note 10S'de. Zaten dedik ekran olarak daha iyi. Ben gerçekten burada Redmi Note 10S için niye böyle fiyatlandırma gidildiğini anlayamadım. Bu fiyat ileride ciddi manada düşecektir. Eğer düşmezse satılacağını düşünmüyorum. Yardım kameralara geldiğimizde iki cihazda 8 megapiksellik f2.2 diyafram açıklığına sahip 118 derecelik geniş açı kamerası var. Üçüncü arka kamera olarak Redmi Note 10 Pro'da 5 megapiksellik f2.4 diyafram açıklığına sahip makro kamerası. Diğer tarafta 2 megapiksellik f2.4 diyafram açıklığına sahip makro kamerası var. Dördüncü arka kamera olarak da iki cihazda 2 megapiksellik f2.4 diyafram açıklığına sahip bokeh kameraları bulunuyor. Birçok videoda söylediğim şeyi tekrar söylemek istiyorum. Yardımcı kameralardan ciddi işler beklemeyin. Daha düne kadar amiral gemilerinde bile bu yardımcı kameralar çok başarılı değildi. Kaldı ki bugün ya ana kamerasıyla yardımcı geniş açı kamerası mesela birbirine kalite olarak yakın amiral gemisi bile çok azdır. Mesela iPhone 12 Pro Max olur. Samsung Galaxy s 21 Ultra olur. Bu kalibredeki cihazlar OnePlus 8 Pro, OnePlus 9 Pro olur. Bu kalibredeki cihazlarda yardımcı kameralar ile ana kameralar birbirine yakınlaşıyor. O da yakınlaşıyor yani. Ana kameralar hala çok daha iyi bir performansa sahip. Ön tarafa geldiğimizde Redmi Note 10 Pro'da 16 megapiksellik 1080p 30fps video çekebilen f2.45 diyaframı açıkına sahip bir kamera var. Bu kamera 720p 120fps ağır çekim yapabiliyor. Diğer tarafta 13 megapiksellik 1080p 30fps video çekebilen f2.45 diyaframı açıkına sahip bir kamera var. Burada 720p 120fps ağır çekim detayı belirtilmemiş ama muhtemelen çek gerekiyordur diye düşünüyorum. Muhtemelen diyorum burada bir kesin bilgim yok. Kamera özelliklerinin üzerinden geçtikten sonra genel bir yorum yapmak gerekirse. Bir daha var, kamerası bu cihazın rekabetçi kamera değil. Bu kenarda üstün üstlük fiyatı pahalı. Bu da bir kenarda. Ekran konusunda olduğu gibi bu konuda da ben Redmi Note 10 başarısız olduğunu düşünüyorum açık konuşmak gerekirse. Kamera kısmını bitirdikten sonra donanım kısmına gelelim. Bu kısım benim en büyük hayal kırıklarımdan birisi oldu. Redmi Note 10 Pro'da Snapdragon 732G var. 6 veya 8 GB RAM seçenekleri var. 2 depolama tipinde de 128 GB depolama var. RAM tipi olarak LPDDR4X kullanılıyor. Depolama tipi olarak UFS 2.2 kullanıyor. Ayrıca bu cihazın 512 GB hafıza kartı desteği var. Diğer taraftan Mediatek Helio G95 var. 6 GB LPDDR4X RAM var. Hepsi burada da satılan modelde 128 GB depolama var. Bu cihazda LPDDR4X RAM tipi ve UFS 2.2 depolama tipi kullanıyor. Ayrıca bu cihazın da 512 GB hafıza kartı desteği var. Şimdi gidip sokaktan bir Android kullanıcısı çevirip Mediatek mi Snapdragon mu diye sorduğunuzda bakın %100 %100 Snapdragon cevabı alacaksınız. Neden? Çünkü Snapdragon yıllardır sorunsuz. Neden? Çünkü Snapdragon yıllardır eşittir Android. Bütün uygulama en başta Snapdragon için yazılıyor. E sen burada kimseyi Mediatek aldıramasın. Ben Mediatek işlemciler kötü demiyorum. Mesela Redmi Note 8 Pro. PUBG performansı iyiydi. Doğal olarak 60 FPS desteği veriyordu. Ve inanılmaz derece Redmi Note 8 Pro sattı. Gerçekten başarılı bir model. Ama burada bir Redmi Note 8 Pro örneği yok. Zamanında rakiplerine karşı Note 8 Pro kadar iddialı olan bir Note 10S yok. Bakıyorum bir tarafa 730 GB var. Bakıyorum bir tarafa Mediatek Helio G95 var. Bir de şurada şöyle bir sıkıntı var. Note 8 Pro zamanında onun fiyat bandında resmi olarak 60 FPS oynatan bir cihaz yoktu. E şu an 3500 TL, 3 600 TL Poco X3 Pro var. E sen oyun mu oynamak istiyorsun? E Snapdragon 860 alıyorsun. Buradaki bütün işlemleri ezip geçiyorsun. Tertemiz PUBG'nin 60 FPS oynuyorsun. Diğer oyunlarını oynuyorsun. 860 dediğimiz işlemci eşittir Snapdragon 855 Plus. Ben şu an 855 Plus OnePlus 7 seri kullanıyorum ve bütün oyunları rahatlıkla oynayabilirim. Burada bir parantez bırakmak istiyorum. Genshin Impact oynamadım. O birçok cihazda sorun çıkarıyor. Benim cihazımda da sorun çıkarabilir. Onu bilmiyorum ama onun dışında benim oynadığım oyunlarda bunlar ağır oyunlar üstelik. PUBG olur, LoL Wild Rift olur. Bunlar hiçbir sorun yaşamadım ben Snapdragon 855 Plus'la. Bu işlemci Snapdragon 860 şeklinde. Poco X3 Pro var. E tamam ben oyun oynamayacağım diyorsun. İncelik hafiflik diyorsun. Ekran olarak senden daha başarılı bir bir light var. E kamera olarak en az senin kadar başarılı bir 11 light var. E tasarım olarak senden çok 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 daha iyi bir 11 light var. Ekran olarak senden daha iyi Redmi Note 10 Pro var. Kamera olarak senden daha iyi Redmi Note 10 Pro var. Yine bir rakibim var. E A52 bakıyoruz. O bu bir kamera var. E Samsung yazılım var. Ekran olarak senden daha başarılı bir ekran var. Bence tasarım olarak da senden daha güzel bir telefon var ortada. Bence marka olarak senden daha üstün bir marka var Samsung olarak. Bütün bunların hepsini at bir kenara. A52'nin 3 tane Android sürüm güncellemesi var başladı 14'te bitirecek. Tanıtıldığı tarihten itibaren 4 yıl güvenlik güncelleştirme sözü verildi. Böyle de bir söz var. Senin güncelleme vereceğin belirsiz. Tamam bir verdin diyelim ki veriyorsun. Bir şeyi bozup bozmayacağın belirsiz. Çünkü Xiaomi kullanıcıların en büyük şikayetlerinden birisi. Bir güncelleme geliyor bir şey bozuluyor. Samsung kullanıcılarında bu şikayetler bu kadar fazla değil. E zaten One UI daha üstün var o yüzden. E böyle bir seçenek var. Sen bu cihazı 3800 liraya nasıl alacaksın? Dandik bir kulaklıkla milletin gözünün mi boyayabileceksin. Bakın dandik diyorum. Ben de var ya, yani kulaklık. Xiaomi True Wireless iPhone 2 Basic. Gayet kötü bir kulaklık bana göre. Ergonomisi olsun, ses kalitesi olsun. Bence gayet kötü bir kulaklık kulaklık. E sen milletin gözünü nasıl boyayacaksın? E boyayamayacaksın, satamayacaksın. Çünkü 3800 TL değil. Hani 3600 TL kulak hediyesi bile bence alınabilir bir cihaz değil Redmi Note 10S. Donanım kısmında da bence gayet başarısız bir cihaz Redmi Note 10S. Bakın bu söylediklerim hepsini bir kenara bırakalım. Poco X3 NFC. 64 GB depolama, 6 GB RAM ile 3100 TL bulabiliyorsunuz. Tamam ekranı IPS. Kameralar çok başarılı bir kamera. Snapdragon 732 var. Pil mi? Pil de seninle aynı. Oyun mu? E sen geliyor Helio g oynatıyor. Sonra o da Snapdragon 732 ile oynatıyor. E senin bu fiyatmanların ne anlamın kaldı? Hiçbir anlamın kalmadı. 3800 TL'ye adam seni niye alsın? Parası etmeyen adam zaten direkt gider Poco X3 NFC alır. Gayet severek kullanır. Burada ben videoda tekrar tekrar söylediğim şekilde Redmi Note 10S niye bu fiyata tanıtıldı? Bu fiyatta ne amaçlıyorlar? Ben gerçekten anlamadım. Donanım kısmı bu şekildeydi. Redmi Note 10S'e bu kadar eleştiri getirdikten sonra tasarım kısmına geçelim. Note 10 Pro'da 8.1 mm kalınlık, 193 gram ağırlık, cam kasa, plastik çerçeve bulunurken Redmi Note 10 S'de 8.29 mm kalınlık, 178.8 gram ağırlık, plastik kasa, plastik çerçeve bulunuyor. Burada zaten Redmi Note 10 Pro cam kasasıyla önde. Kalınlık olarak da ince olmasıyla önde. Ağırlık olarak biraz daha ağır olması sorun değil. Çünkü buradaki ağırlık aslında ekran boyutlarından dolayı kaynaklanıyor. Ne dedik? 6.67 inçlik bir ekran var Note 10 Pro'da. Ne dedik? 6.43 inçlik bir ekran var Redmi Note 10S'de. Burada tasarımda Redmi Note 10 Pro'nun üstün olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Burayı çok uzatmaya gerek yok. Ama tasarım bitirmeden önce birkaç tane daha detay var. İki cihazda da stereo hoparlör var. İki cihazda da 3.5 mm jack giriş var. İki cihazda da Xiaomi IP53 suya dayanıklık sertifikası olduğunu söylüyor. Bu IP53'ü ben size şöyle söyleyeyim. Testi yapılsa çünkü test yaptırmakta bir para. Bütün yekpare kasalarda ip 3 seviyesinde bir süre denklık vardır diye düşünüyorum. Asıl mesela IP 67'yi almak, asıl mesela IP 68 almak o da bu cihazlarda yok. Yazılım kısmında o bu iki cihazda Android 11'e geliyor, iki cihazda MIUI'la. Burada bu fiyat bandında A12 gibi bariz güncelleme avantajına sahip olan bir cihazı kenara bıraktığımda, Xiaomi'den başka cihaz zaten kalmıyor. Xiaomi'nin de yazılım deneyimi ortada, Xiaomi'nin de güncelleme performansı ortada. Bu cihazlar Android 11'i tamam, 12'yi alır, 13'ü alır. 14'ü alacağını kesinlikle düşünmüyorum. Bunu baştan bir defa yazayım. Bu kadar da Xiaomi'nin 3 tane güncelleme ve Android güncellemesi verdiği model var mı açık konuşmak gerekirse bilmiyorum araştırmak lazım. Bu yüzden yazılım kısmında iki da birbiriyle eşit. Bağlantı kısmına geldiğimizde iki cihazda da Wi-Fi 5 var. Note 10 Pro'da Bluetooth 5.1 varken diğer tarafta Bluetooth 5.0 var. Bağlantılar kısmında bitirdikten sonra videonun içinde çok fazla genel bir yorum yaptım ama genel bir yorum yapmak gerekirse bu iki cihaz arasında Redmi Note 10 Pro'nun çok daha alınabilir bir cihaz olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. İleride A52 olur mu, 11 Lite olur Belki bunlarla da bir kıyaslamasını getiririm ama sonuç açık. Bu fiyatla Redmi Note 10 başarılı olmadığı apaçık bir gerçek. Bu cihazı ben kesinlikle tavsiye etmiyorum. Kesinlikle kesinlikle 3000 1800 TL almayın. 3600 TL almayın. Kesinlikle Redmi Note 10 Pro'dan gelen bir alışkanlıkla ben bunda iyi oyun oynarım. Snapdragon 732 yerden 720G'den daha iyi oyun oynarım diye bir yanlış düşünceye kapılmayın. Oyun oynamak istiyorsanız zaten orada Poco X3 Pro var. Snapdragon 860 işlemcisiyle birlikte. Redmi Note 10 S kendi markası içerisinde bile bence bu fiyatlandırma ile birlikte gayet başarısız bir ürün. Tekrar söylüyorum. Paranızı boş harcamayın. Redmi Note 10 almayın. Ben de bu ürün Türkiye'de satışa çıkar çıkmaz. Kısa bir sürede videosunu yapabildiğim için mutluyum. Kullanıcıları bilgilendirebildiğim için mutluyum. Videonun sonuna geldik. Beni desteklemek için Için kanalıma abone olabilir, bu videoyu beğenebilir ve paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.